Günaydın. 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 Yine günaydın Maçtan bir vlog. Nasılsınız? Bir önceki videomda böyle heyecanlanıp birden nasılsınız diyorum. O kadar içten söylüyorum ki yani bence içten söylüyorum. Ama o kadar yorum yapmışsınız. Çok teşekkür ederim bu arada. Bir önceki videoma yaptığınız yorumlar için. Bir Allah'ın kulu da dememiş ki iyiyim, sağ ol ya da şöyleyim, böyleyim, sağ ol, sen nasılsın dememişsiniz ya. Birazcık kırıldım. Video yükler yüklemez. Sürekli arkada çalan müziklerden dolayı YouTube bana direkt telifi yapıştırmış. Hiç bilmediğim konular bunlar. O yüzden hiç bilmiyorum gerçekten. İşte telifle ilgili bir mail atmış. Ve videoma reklamda yerleştirebileceklerini söylemişler. Galiba ilk reklam aldığım videom teliften dolayı olacak. Yani böyle duruyor. Aile, bugün ara ara yine ne yaptığımı göstereceğim ama bugünün asıl konusu dolap düzenleme olacak. Daha önce bir gece vakti, bundan bir iki ay önce falan karantinanın başında daha dolabımı böyle bir indirmiş ve bayağı bir şey ayırmış. Yani bayağı bir şey ayırmıştım ama onu bir türlü yayınlayamadım. O sırada bir sürü şey üst üste geldi ve o video öyle kaldı. Aralara onlardan görüntüler de koymak istiyorum. Çünkü o kadar çektim ve o kadar ayıkladığım bir sürü şey var ve onları görmediniz. Onların da olsun istiyorum. Zaten dolap düzenleme bizim bayağı bir vaktimizi alacak. Ve geçen videoda o kadar çok şey anlatmışım ki gerçekten konuşacak her şeyim sanki bir anda bitmiş gibi hissediyorum. Umarım bitmemiştir. Birkaç tane böyle tarif, yani kendimce tarif değil de öyle gördüğüm ve kendime uyarladığım birkaç tane tatlı var. İşte kendime göre yaptığım birkaç tane yemek var. Onları falan göstereceğim. Ama böyle hani yapılışın değil de hani işin özünü göstermek istiyorum. Sonra bir de şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Artık böyle haftalık böyle 1-2 gün ya da 3-4 günün böyle birleşimi ara ara çektiğim kliplerden böyle her hafta bir video yayınlamak istiyorum. Ev vlogu şeklinde. Onun dışında da her hafta zaten geçen yıllarda ve bu yıl içerisinde yaptığım, yani bu yıl içerisinde zaten çok az bir yere gidebildim. Sadece Hamburg'a gidebildim. Onun videolarını falan yayınlayacağım ama bir yandan da güncel videolar da gelsin istiyorum. Mesela bir taneleri ayrı bir video olarak göstermek istemedim. Geçen videonun bayağı bir kısmını ele geçiren bir bitenler serüvenimiz olmuştu. Çoğunluğu da kahve olmak üzere. Onun gibi böyle aralara 3-4 ürün falan koymak istiyorum. Mesela geçen haftadan bu haftaya biten bir iki tane ürünüm oldu. Mesela onları gösteririm. Her hafta böyle birikmeden kısa kısa yorumlarımı anlatmak istiyorum. Hem böyle siz sıkılmazsınız. Çünkü bazen çok uzun bitenler videosu beni biraz sıkabiliyor. Ya da kullanmadığım ürünler çok fazla o zaman geçebiliyorum. Ama böyle birer ikişer tane olduğu zaman siz de sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Artık o kadar biriktirmek istemiyorum. Evde temizlik, sürekli bir sadeleşme durumu söz konusu ve stoklarım bile çok çok azaldı. Yani görseniz gerçekten şaşırırsınız. O yüzden böyle oldukça sürekli atmak istiyorum ve bunun içerisine birçok bitenleri de sıkıştırabilirim. Mesela bir bitenler videosunda görmediğiniz bir çok memnun kaldığım bir deterjan olabilir. Çok memnun kaldığım kahve yine olacak mesela. Hani her kategoriden ürünleri de koymak istiyorum. Hani böyle de bir şey yapmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda da onu da söylemek istedim. Arkada sürekli burası çıkmış. Yeni fark ettim. Robot var ya, benim elim ayağım. Bu robota çalıştırırken mümkün olduğunca hani evin her tarafını dolaşabilsin diye her şeyi kaldırıyorum. İşi bittikten sonra da her şeyi indiriyorum. Bu bir alışkanlık haline geldi. O yüzden burası böyle. Kendi yaptığım ekmek çok güzel oldu. Yumurtayı ben 2 yumurtadan sütle yapıyorum. O kadran bayağı kötü olmuş. Bu yenecek durumda mı? Bitmiş. Yarısını yedikten sonra bence gayet güzel. Bunu böyle içinde çizikler attım ve şöyle basit bir şekilde çıkarıyorum hepsini. Hiçbir şey kalmıyor geriye. Bu da böyle kalıp gibi çıkıyor. Yarım limon. Bu şekilde böyle hafif sulu kalmasını ben seviyorum.
Hem sütle de o kremamsı tadı bu şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle oluyor kıvamı. Ev yapımı Hindistan cevizi sütü var ve 1,5 yemek kaşığı da chia var. Ve dondurduğum böyle narım var. Narı dondurmayı çok seviyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Ve çok az kalorili, inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor bence. Şekersiz, içerisinde chia da var. Sinaz'dan şu krem sipariş verdim az önce. %40 bayram indirimdelermiş ve kredi kartı ya da havaleyle yaptığınız alışverişlerde de el kremi hediyeymiş. Bu kremi de ben bir 60 liraya almıştım, bir daha fazlaya almıştım. Şimdi 47 liraya aldım. 50 lira üzerine kargo bedava olduğu için 10 lira kargo ödemem gerekiyordu. Onu yapmamak için de bir tane yanında bir kolonya aldım. İkisine 52 lira ödedim ve bir tane de el kremi hediye. Bu mesajı attıktan sonra ben de alışveriş yaptım ve bugün, daha 2 saat önce falan aldım. Bugün kargoya vermişler. Bayağı iyiler. Yani bu konuda bayağı hızlılar. Benim Sinoz'dan bunu 3. alışım. Eğer yağlı ciltliyseniz ve güzel parlamayan, sizi çok yağlı göstermeyen ama nem veren bir krem istiyorsanız eğer bu kremi kullanabilirsiniz. Benim dediğim gibi bu 3. alışım. Sinoz kargom geldi. Yani gerçekten tebrik ediyorum markayı. Benim asıl sipariş verdiğim buydu. Yağlı ciltli olanlar için çok güzel bir krem. Mutlaka tavsiye ederim. Bu benim 3. alışım. Kargo bedava olsun diye şöyle bir jel kolonya almıştım. Bu da indirimdeydi. Ve bu da hediye olarak geldi. Nemlendirici el kremi. Bademli mi bu? Hiç de sevmem badem kokusunu ama. Bunların hepsini 52 lira verdim. Çok güzel bir alışveriş oldu. Havalar kapalı olunca o kadar güzel oluyor ki birazcık dolap düzenlemeden önce birazcık enerji olması için bir şeyler yiyeceğim. Nasıl yaptığımı anlatayım önce. Bugün gösterdim. Chia puding yaptım. Ona nasıl yaptığımı anlattım. Hindistan cevizi, bu rende olan Hindistan cevizleri var ya, onlardan aşağı bırakırım bir tane tarif var Hindistan cevizi sütü yapmak için. Onun çıkan sütünden posasını da ancak şekersiz tatlılar yapabiliyorsunuz. Bunları nasıl yaptım? Posasını aldım. 4-5 tane hurmayı kaynar suda bir 10-15 dakika kadar beklettim. Elimde ne yemiş varsa artık. Badem ve ceviz vardı. Onları böyle küçük küçük böldüm. Fındık da çok güzel oluyor bu arada. Fındık gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle çiğ değil de kavrulmuş fındığı. Ben bayılıyorum kakao ile olan uyumuna. İçerisine birazcık da kakao yaptım. İyice karıştırdım böyle. Oğudum, oğudum, oğudum. Ondan sonra içerisinde birazcık böyle toz gibi oldu. Artık kakaoda olan nemine de birazcık emdi. İçine de azıcık bir şey su koydum. Ve suyla birlikte böyle artık biraz kıvam verebilir hale geldim. O kıvamı verdikten sonra da şöyle topçuklar yaptım. Eline de birazcık daha kakao koydum. Aman yine telif gelmesin. Kısayım birazcık sesini. Böyle kahvenin yanına inanılmaz güzel oluyorlar. Yani bir Hindistan cevizinin hem posasını hem de sütünü, yani her türlü kullanabileceğiniz bu tarz besinleri çok seviyorum. Nohutu öyle çok seviyorum. Ben nohut suyundan bahsedeyim size. Artık böyle yumurtalı tariflerde yumurta kullanmak istemiyordum açıkçası. Çünkü organik ya da gezen tavuk yumurtası kullanıyorum ben kahvaltılarda. Onun için de böyle hani tabiri caizse daha 2-3 numaralı yumurtaları alıyordum. Daha ucuz 6 tanesi 6 lira 5 lira gibi olan yumurtaları alıyordum tarifler için. Çok da içime sinmiyordu açıkçası. Ama diğer taraftan da organik yumurta yapmak da içime sinmiyordu. Hani nasıl bir şey yapabilirim diye baktım. Tariflerde yumurtanın yerine ne kullanılır diye baktım. Yumurtaların yerine veganlar, özellikle veganların bulduğu bir şey. Bu gerçekten veganların bulduğu her şeyi çok seviyorum. Nohutları bir gece ya da tercihen iki gece çok daha güzel oluyor. Sirkeli suda bekletiyorum. Ona iyice böyle şişiyorlar. O şiştikten sonra o temiz, iyice duruladığım nohutları kaynar suya koyup iyice kaynatıyorum. Böyle ara ara tadına bakıyorum ve işte yumuşayana kadar
kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra da o iyice soğuduğunda bir gece dolapta o suyu ile birlikte bekletiyorum. Sonra süzüyorum, küçük küçük poşetlere alıp buzluğa atıyorum. Ayranaş çorbasına, böyle sebze yemeklerine, her şeye çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum gerçekten ve her nohut haşladığımda da nohutun üzerine kimyon döküp yemeyi de çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Biraz benim gibi aklınızı kaçırdıysanız eğer nohutları soyabilirsiniz. Ben soyuyorum mesela, çok güzel oluyor. Böylelikle gaz problemi de yaşamıyorsunuz. Sindiriminizde de hiçbir sorun olmuyor. Dedim suyunu şişeye doldurdum. Böyle ya gerçekten şu renk. Tam birazcık daha açık oluyor. 3 yemek kaşığı nohut, 7 yumurtaya denk geliyormuş. 2 yemek kaşığı da yumurtanın beyazına denk geliyormuş. Yumurta akı olan tariflerde, özellikle bu bezelerde, işte kukilerde sadece yumurta akını bir de kullanmak apayrı bir dert. Çünkü onun sarısını ne yapacağım? Yesem çok kalorili. Yani böyle sorunlar gerçekten beni birazcık geriyordu, anksiyetemi azdırıyordu. Anksiyetesi olanlar bilir. Onu böyle her şeye denk getirmek istersin. İşte sarısını atıyorum, bir şey yapacağım, onun üzerine süreyim. Börek yapacağım, onun üzerine süreyim. Ya da işte yumurta yiyeceğim, onun içerisine koyayım. Ama işte kalorisi de böyle olacak. Az aldığım bu daha az kaliteli bir yumurtaydı. Organikle karıştırıyorum ben şu anda. Acaba işte zararlı olur mu? Ya da işte tadını bozar mı? Böyle böyle tuhaf tuhaf şeyler düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi böyle birazcık anksiyete bozuklukları yaşıyorsanız, böyle konularda bile nohut suyu sizin için kurtarıcı olacaktır. Birazcık zahmetli bu prosesi yapmak da, ama zaten yaptığınız bir şeyse nohutun suyunu atmamanıza yarıyor. Çok güzel oluyor yani. Ve bir tık daha zahmetli olduğunu söyleyebilirim yumurta beyazını kabartmaktan. Onu da daha çok çırparak aslında şey yapabiliyorsunuz, önüne geçebiliyorsunuz. Ama onun için de güçlü bir mikser ihtiyacınız var. Yani böyle tam, eğer ki masa üzeri bir mikseriniz varsa onu koyun oraya, o çırpsın sabaha kadar. Yani öyle mikseriniz varsa kesinlikle yapın zaten. Ama benim gibi blenderın rondosunun içine koyuyorsanız eğer o mikseri, ve o birazcık ısınıyorsa biraz o sizi zorlayabilir. Ve şunu da söyleyeyim, kesinlikle nohut tadı almıyorsunuz. Böyle mutfak trikleri buldukça size de söylüyorum buradan. Artık söylemeye başladım haftalık vloglarda. Konuşacak şeylerimiz aslında bol olduğu için. Ve aslında ben böyle şeyleri de Instagram'dan veriyorum. Hani orada da böyle sabitli highlightlarda da görebilirsiniz. Instagram'dan da beni bakım günlüğü olarak bulabilirsiniz. Orada her şeyi paylaşıyorum. İçtiğim kahveyi, yediğim yemeği, yaptığım bir tarifi, uydurduğum bir tarifi, kendimi, vlogları, her şeyi paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Geçen haftadan bu haftaya biten 3 tane ürünüm var. Bir tanesi yine Dove'un bir tane deodorantı. Bu deodorantı geçen bitenler videomda da, yani geçen ev vlogunda da göstermiştim. Yani o tabii 2 aylık bir bitenler olduğu için bu hafta bir tane daha bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Hindistan cevizliydi o. Bu da Invisible Dry'ı. Bunları gerçekten çok seviyorum. Utanarak söylüyorum ama çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok iyi koruyorlar ve beni terletmeyen tek roll-on bu. Geçen videomda da söylemiştim. Bu videomda da yinelemek istiyorum. Bu formda böyle mum yapılı, eğer deneyip de çok memnun kaldığınız, hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir deodorant varsa ve ben de denemediysem, sizin sayenizde bulursam gerçekten çok mutlu olacağım. Bunu önerilerinizi yazarsanız çok çok sevinirim. Bir diğeri de Sephora'nın çift fazlı makyaj temizleme suyunun tester boyu. Bu bana bir alışverişimde 2 tane verilmişti. Gerçekten çok severek kullanıyorum bunu. Makyaj yaptığım için değil. Yani uyumadan önce cildimi ya yıkıyorum ya da siliyorum böyle bir çift fazlı ürünle. Bunlar gerçekten cildimi yumuşacık yapıyor. Ve yüzümde, evde bile olsam, yani o pamukta gördüğüm görüntüyü size anlatamam. Ve yumuşacık bırakıyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde germiyor. Hem nemlendiriyor hem de temizliyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Elimde bir tane daha var. Yalnız göz makyajını çıkartırken birkaç defa makyaj çıkartmak için de kullanmıştım. Yani gözünüzde bir perde çıkıyor gerçekten. O yağı gözünüze öyle bir geliyor ki o perde bir süre kalkmıyor. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Bence birazcık yakıyor. Yani sizin için sorunluysa güzel temizleyen uygun fiyatlı bir makyaj temizleme suyu. Dalin de benim gerçekten her şeyde kullandığım bir ürün.
bazen saçımı yıkıyorum, yüzümü yıkıyorum, fırçalarımı yıkıyorum. Hassassa makyajınızı böyle mendillerle çıkartınca bir gözünüze perde iniyorsa göz makyajı için özellikle waterproof'la da denemedim ama benim makyajımı tamamıyla çıkartıyor. Çok seviyorum bundan. Evet, bu hafta 3 tane ürün bitirdik. Bunlar da geri dönüşüme gidiyorlar şimdi. Gelecek haftalardaki vloglarda da hem de öyle ikişer üçer bitirdiğim ürünleri tek tek anlatacağım. Bu şekilde çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu an sanırım daha iyi durumdayız. Çünkü güneşi tam açtım. Yani birazcık uzakta olmak durumundasınız. Çünkü burası çok köşede ve ince uzun bir dolap olduğu için bence tamam. Bu şekilde çok güzel. Birazcık uzaktasınız. Umarım çok bağırmıyorumdur ya da sesimi rahat alabiliyorsunuzdur. Çünkü odayı hani şu şekilde düşünebilirsiniz. Burada şu anda dolabım var. Burada da hep fotoğraflarımı gördüğünüz makyaj masam da burada. Onu da bir sonraki videoda şöyle detaylarına bakarız birlikte. Ama o gün makyaj masamı da zaten yeterince toplamıştım. Şimdi hiçbir şey yapmadan şöyle bir dolaba bakıyoruz. Ve bunun için ben de bir yandan telefonumdan destek alacağım sizi hareket ettirmeden ki şu an dolabı hiç açmadım. Yani bugün duş aldım ve sadece hiçbir şekilde dokunmadım bu dolaba. Ve şu anda gördüğünüz şeyde hiç bir şey yapmadan size gösteriyorum. Şimdi buradan bunu da çektim. Hiçbir şekilde dokunmadım dediğim gibi. Her şeyi bir alacağız. Direkt hep yaptığımız gibi. Şöyle şöyle atacağız. Yeni aldığım birkaç bir şey daha var. Bu karantinada bir gün belki giyerim diye aldım. Onları da göstereceğim. Yani zaten dolabım çok küçük. O yüzden çok çabuk bir şekilde hemen dışarı alabildim her şeyi. Ben burayı bir sileyim. Hemen geliyorum. Şu anda dolabımın hangi model olduğunu size çekeyim. Bu Ikea'nın bir tane modeli. Bunun hem 3 kapaklı olanı var hem de bunun gibi 2 kapaklı olanı var. Hala var mı bilmiyorum ama neklesin mi? Kapalı halde, yani boşanmış halde bu şekilde. Şu iki alta bütün kazaklarımı, kalın ceketlerimi, kalın pijamalarımı koymak istiyorum. Çünkü orasının altında bir tane şuradaki kutu vardı ve o beni birazcık engelliyordu, birazcık sıkıştırıyordu. O yüzden her şeyi bu iki rafa dizmek istiyorum. Şöyle başlayalım. Zaten bunu bilmeyeniniz yoktur. Bu mükemmel bir şey. Böyle boyum kadar ve inanılmaz güzel bir hırka. Koton'un çok çok eski bir modeli ve inanılmaz sıcak tutuyor bu. Mesela şurada çok kalın bir tane siyah kazağım var. Bu Mudo'nun. İnanılmaz kalın. Hani herkesin dolabında bir tane gerçekten şöyle büyük, uzun, siyah bir boğazlı kazak olmalı. Bütün seyahatlerin kurtarıcısı. Yine seyahatlerim ve olmazsa olmazı basic bir dolabım. Siyah bir sivet. Bu sivetten ben de hem yeşil var hem de siyah var. Bunlar H&M'in erkek koleksiyonuydu. Ve 2X large olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, large'ını almıştım o zaman. Aynı şekilde yeşili de burada. Bunları da en alta koyuyorum. Uzun bir süre giymeyeceğiz. Yine çok basic. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Bir tane bej rengi boğazlı kalın bir kazak. Bu da beni Hamburg'da o soğuklarda korudu. Evet. Burası güzel gidiyor. Bir tane de şöneli bir kazağım var. Bunu da Premier'den almıştım. Kısa bir kazak. O yüzden verip vermemek arasında çok kararsız kaldım ama bu şönilleri ben çok seviyorum nedense. Dokusu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da tutuyorum. Bir tane daha sıkıştırsak yerimiz var. Ona da şu Trendyol'dan aldığım
Ne renk bu? Hardal galiba. Hardal rengi. Bu siveti koyacağım. Yani çok çok fazla kazağım ya da kıyafetim yok. Çünkü yani dolabımda özellikle küçük almıştım bu arada. Şunu da koyayım. Dolabımda küçük almamın sebebi buydu. Çünkü iki kapaklı olmazsa ve her şeyi bir anda göremezsem eğer gerçekten göremiyorum. O yüzden çok zor oluyor. Burası biraz sıcak oldu. Diyordum, ben iki kapaklı olmazsa dolabımı hiç rahat edemiyorum ve göremiyorum. Mesela bunlar üç kapaklı olanları da vardı. Onlardan özellikle almadım. Daha geniş yaymak için aslında alabilirdim onlardan ama özellikle tercih etmedim. Çünkü ben o üçüncü kapağı hep unutuyorum. Yani baktığım zaman benim her şeyi görmem lazım. Ve bütün yazlık kışlık kıyafetlerim bu arada bunlar. Dediğim gibi büyük bir eleme yapmıştım. Onun için şu anda burada zaten muhtemelen elenmiş halini göreceksiniz. Şu anda karar verirsem onu bilmiyorum. Hani buna artık ihtiyacın yok gibi. Onun dışında alışveriş yapmama kararı almıştım zaten bayağı bir önce. Çok böyle birkaç tane bir şey beğendiğim zaman alıyorum ama dolabımda genelde çok temel renkler ve temel kıyafetler var. Bu şekilde hani zamansız parçaları gerçekten çok seviyorum. Bundan önce de zaten hep dolabımda gidip gelenleri baktığımız zaman böyle zamanı geçen ya da rengi artık ben olmayan kıyafetleri aslında hep verdiğimi fark ettim. O yüzden doğru parçalara yatırım yapmak istiyorum. Şimdi burada kazakları bitirdik. Birkaç tane, şöyle koysam çok mu önüze koyarım? Yok. Birkaç tane ince kazağım var. Mesela şöyle siyah bir tane. VK Koton'dan aldım. Çok çok uygun aldım bu arada. İnanılmaz uygun almıştım, hatırlıyorum. Bir tane ince bir kazak. Bir tane yine Trendyol'un erkek reyonundan almıştım. Bunu Trendyol Men'den. Bunu da böyle sivetlerin altına giymek için bir balıkçı istiyordum ince. Çok güzel oluyor sivetlerin gömleklerin altına, özellikle yurt dışında. O yüzden almıştım. Yine erkek bir tane sivet. Çünkü bulamıyorum kadınlarda istediğim gibi bir siveti. Özellikle kazaklarda birkaç tanesi gerçekten erkek. Yani şaka değil. Bu biraz uzun boylu ve bol istememden de kaynaklı olabilir. Bir tane böyle bir kotonun şu yanları açılan, bayağı burası açılabilir isterseniz. Çok güzel bir kazağı var. Bunun yeri çok güzel gerçekten. Bunu da Outlet'ten bir indirimden almıştım. Genelde hep koyu renkli bu arada kıyafetlerin birbiriyle böyle karıştırabileceğim bir dolap yapmak istemiştim. Şu anda istediğim dolaba gelmiş gibi bir şeyim. Şu katladıklarını da koyayım. Burada bir tane yine siyah bir hırka var. Bir tane hırkam var sanırım benim. Böyle kısa. Birkaç tane daha vardı ama onları kardeşime ayırdım. Onları giymediğimi fark ettim. O yüzden onları kardeşime ayırdım. Burası bayağı şu anda düzenli gidiyor. Çok iyi. Burada bir tane, zaten bir tane var atkım. Şöyle bir atkım var. Bunu inanmazsınız. English Home'dan aldım. Gerçekten çok güzel bir atkı. Bayılıyorum buna. Bunu şöyle katlayıp kazakların yanında küçük bir yer kaldı. Oraya koyacağım. Bu da berelerim var. İki tane berem var. Bunu ben kullanıyorum. Yani saçımı düz yaptığım zamanlar. Bunda dalgalı yaparsam ya da düz yaparsam. Bir çift de eldivenim var. Benim eldivenim yoktu. Bunu da çok üşüyünce Hamburg'dan almıştım. Burası çok güzel oldu. Şimdi pantolonları en sona bırakıyorum. Buradaki askılara. Üç parça alışverişim oldu. Onu göstereceğim birazdan. Burada da pantolonlarım var. Kumaş pantolonlarım. İki tane siyah, daha doğrusu şöyle lila, sarı ve siyah. Bunları ben de çok gördünüz. Bu üçü aynı model, bu belli kemerli olan. Üç farklı rengini aldım. Çünkü sevince, çok rahat edince hiç riske girmedim ve üçünü birden aldım. Burada da siyah bir tane daha kumaşım var. Bunları direkt koyuyorum. Yine iki tane blazerım var. Bir tanesi siyah. Zara'nın geçen yıl kimi modeli. Bu çok güzel bir ceket ve benim dolabımda olması gereken bir parçaydı. Bu da Bershka'nın bir tane ceketi. Kaz ayaklı
kaz ayağı deseni diyorlar değil mi buna? Kaz ayağı desenli bir tane ceket. Bu ikisi de çok rahat ve çok güzel kombinlenebiliyor. Bunları da direkt koyuyorum. Bir şey itiraf etmem gerekirse eğer, ütü yapmaktan nefret ediyorum. Ve ütü, yani var bir tane ütüm ama hiç kullanmıyorum gerçekten. Ve bütün kıyafetlerimi de, gömleklerimi, çok sevdiğim gömleklerimi bile ütülemeden kullanamadığım için verdim. Ve gerçekten buna hiç pişman değilim. Çünkü onu ne bir seyahate götürebiliyorsunuz, ne hemen giyim çıkıp yapabiliyorsunuz. Dolapta bile kırışıyor çünkü. Hani böyle arka arkaya şey yapsanız onda bile kırışıyor. O yüzden kırışmayacak. Böyle kumaşına güvendiğim, şöyle bir saten ama şık duran bir gömleğim. Bir tane böyle pamuklu ve gri bir gömlek. Böyle antresit oradan siyah görünüyor olabilir ama böyle uzun, hatta cepleri de var. Taytların üstünde çok güzel oluyor. Mesela biraz önceki boğazlı kazakların üzerine de çok güzel oluyor. Böyle bir tane gömlek. Bir tane kot gömlek. Bu da hiç kırışmıyor ve çok memnunum. Bir tane de biraz önceki gömleğe benzeyen ama şurasına kadar düğmesi olan bir sivet. Aslında sivet de diyebiliriz. Bu da çok rahat bir parça. Bunu da altına boğazlı kazak giyebiliyorum. Çok güzel oluyor. Aslında bunu da şuraya kazakların üstüne katlayabilirim. Şu gömlekleri de asıyorum. İzin var madem. Yukarı askıyı da çok şişirmeyelim. Beyaz tişört çok seviyorum. Bir üstümdeki Hard Rock tişörtüm var. Bu Roma'dan aldığım bir tişört. Bir tane Levi's'ın. Yine erkek almıştım bunu da çok bol istediğim için. Bir tane de Marvel'ın. Bunu da Berlin'deki Primark'tan aldım. Bu iki tişörtümü çok seviyorum ve direkt asıyorum. Bir küçük bir itiraf zamanı daha. Bir tane çok güzel bir kotonun, yine erkek bu arada bu. Ya basic şeylerde erkek olduğu çok anlaşılmıyor. O yüzden hani sürekli erkek diyorum ama yani umarım yanlış anlamıyorsunuzdur. Bir tane böyle her bedeninden bir tişört aldım. Large, X large ve 2X large. Bulduğum her bedeninden aldım. Çünkü bunlar bir sivetin altına giyerken, bir taytın üzerine tek başına o kadar güzel oluyor ki, o kadar yumuşacık yerleri var ki. Bunun başka renkleri de var ama hiçbirisi bunlar gibi olmadı. O yüzden bunları da direkt asıyorum. Hatta bunları kaplayabilirim bile. Yani bir bakalım askı durumuna, ona göre bakacağım. Bir tane yine beni ütü derdinden kesinlikle kurtaran, kurveze gelen çok şık bir saten gömleğim var. Bunu da gömleklerin oraya direkt koyuyorum. Bir de böyle kategori yapmayı çok seviyorum. Aradığım çok rahat bir şekilde bulabiliyorum böylece. Evet, şimdi birazdan yeni aldıklarına da geleceğiz. Crop çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bir tane siyah H&M'den aldım. Benim vazgeçilmez bir crop'um var. Bunu fotoğraflarda çok görmüşsünüzdür. Bir tane yeni aldım ve bir iki defa giydiğim bir tane daha crop'um var. Burada No Basic Basic markasıymış. Çok uygun almıştım bunu da Trendyol'dan. Bir tane yine Trendyol'dan lila pantolonlarımla giymek için ya da kotla çok rahat olacağını düşündüğüm için üzerinde lilak yazan bir tişört almıştım. Bu da çok güzel bir tişört. Bunları direkt koyuyorum tişörtler bölümüne. Bir tane yine Trendyol'dan alışverişim oldu. Şu dünyanın en tatlı şeylerinden bir tanesi. Yine crop ve çok güzel bir parça. Bunu sadece 14 ya da 17 liraya aldım. Yanında böyle fermuar var. Çok rahat giyiliyor. Arkasında da şöyle bir detayı var. Gerçekten bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu çok güzel. Yine siyah, bir beden küçülten ve pantolonun üzerine giyip düğüne bile gidebileceğiniz çok güzel bir parça. Arkasında da şöyle fermuar detayı var. Bunu da çok uyguna aldım. Ya bu ikisini Trendyol Elite'den %20 indirimle 100 liraya falan almış oldum bu ikisini. Bu da yine şurasında fermuarı olan beli büzgülü bir crop. Bu da paraşüt deseni diye geçiyor. Bu da çok güzel. Bunu da giymek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sıra geldi elbiselere. Elbiselerde de yani sizi şaşırtmayacak elbiseler var. Burada sadece birazcık şaşıracağınız bir elbise olabilir. Bu yağ yeşili Modo'dan aldığım bir elbise. Bunu yani nasıl desem
İstanbul'a ilk geldiğim yıl almıştım ve çok severek giyiyorum. Ve hatta bir yılbaşına da bu elbiseyle girmiştim. Benim için çok güzel bir elbise. Giyince kendimi iyi hissediyorum. Bunu direkt elbiseleri en sona alıyoruz. Burada siyah küçük elbiseler var. 1, 2, 5 tane. 2 tanesi kısa kollu ve kısa. Bir tanesinin yeri saten gibi, bir tanesi kumaş. Ama ikisi de günlük. Üzerlerine sivet de giyebiliyorsunuz. Gömlek de çok şık oluyor. Hem etek olarak hem elbise olarak çok rahat bir şekilde giyebiliyorsunuz. Bu benim düğünlerdeki vazgeçilmez elbisem. Şu yanları şöyle uyuk olan. Bu da aynı şekilde vazgeçilmez. Bu rahat bir 3 tane düğünde giydim. Bir 3 düğünde daha giymeyi planlıyorum açıkçası. Gerçekten kurtarıcı bir parça. Burada yine Koton'dan ilk geldiğim yıl aldığım, outlet'ten aldığım bir tane elbisem var. Bunu da çok uygun almıştım ve çok şık bir elbise. Yine Trendyol'dan aldığım ve Roma'da giydiğim ve omuzlarımda yanık yapan bir siyah elbise daha. Hani de çok giymediğim, bence giyimini de zor bulduğum, maviden aldığım bir tane tulum. Bunu az giydim ama giymeyi planlıyorum. Zaten aldığımı hatırlarsınız, Penti'den almıştım. Burada da Süven'den bir tane kalın polar bir pijamam var. Bunları hemen şu alta koyuyorum. Hatta şunları koyacağım. Bu poları da yana biraz önce yaptığımız gibi atkıyı koyar gibi koyacağım. Çok güzel oldu. Bu iki tane kırkayı da burada yer olduğu için şöyle katlıyoruz. Bu hırkayı nereden aldım ben? Kolezyon'dan aldım. Böyle siyah, uzun, hiçbir detay olmayan güzel bir hırka istiyordum. Nasıl çok güzel oluyor şu anda, aşırı içime sindi. Sanki her şey buraya göre almışım yani. Bir tane bile fazla bir şeyim olsa sınmazmış. Bu hırkayı da böyle balon kol, hiç sevmem normalde ama yeri çok güzel bir hırka. Yumuşacık, kışın ilk geldiği zaman ben hep bu hırkamı giyiyorum hep. Çok iyi hissettiriyor beni, bilmiyorum. Bunu nereden almıştım? H&M'den almışım. Bunu bir, ya zorunlu bir alışveriş olmuştu bu, hatırlıyorum. Çok üşümüştüm ve neredeydim ben bunu aldığımda? Ya Bursa'daydım ya Çanakkale'deydim. Öyle bir yerdeydim de o şekilde almıştım. Bunu da birazcık uzun koyuyorum çünkü burada biraz yer kalmadı. Bir de arkada boşlukta yer var. Süper. Tam istediğim gibi oldu şu anda burası. Aşırı hoşuma gitti. Evet, şimdi olmayanı dövüyorlar dedikleri bir crop sivit ve bu eşofman altı takımı. Burada bir tane daha eşofman altım var. O yüzden bunları böyle iç içe koyup askıya asıyorum. Alması da kolay oluyor. Nerede olduğunu da biliyorum. Çok güzel oluyor. Onu da şöyle ceketlerin önüne asıyorum. Bu birazcık yer kaplıyor ama yerim yok. O yüzden sıkıntı değil. Burada bir tane neymiş bu? Ha, bu Floransa'da giydiğim elbisem. Ondan geldikten sonra iyice daraltmıştım. Yani şu anda bayağı kilo aldım ama gördüğünüz gibi. Ama şu anda bu kıyafetlerin hepsine girmek için tekrar kilo vermem lazım. Şu askıya takıyorum. Bu elbisenin de önümüz yaz ve elbiseleri katlamayacağım. Böyle dursunlar. Bir tane daha elbise görüyorum. Yani yine siyah elbise almışım. Neden almışım acaba? Şöyle güzel, aslında güzeldi bir elbise. Şurasında şöyle de incecik bir detayı var. Yani yırtmaçlı falan ve hala etiket üzerinde, inanır mısınız? Ah ah ah, ben kendimi nerelerden atsam. Kulonlarda da çok öyle efsane bir şeyim yok. Şöyle bir tane uzun zamandır kablo olmasından dolayı fırışan bir tane balon pantolonum var. Fitilli böyle önü. Bunun hem kot rengini hem de siyah rengini almıştım. Pantolonlarda fark ettiyseniz hiç maceraya giremiyorum. Bir tane Mango'nun, evet Mango'dan aldığım beyaz bir jean var. Yıllardır istediğim beyaz pantolonun kot halini istiyordum. Çünkü iç gösterme olayından nefret ediyorum ve ona göre giymekten de nefret ediyorum. O yüzden böyle bir beyaz jean'i Mango'da bulmuştum ve 130 indirim vardı. 140 liraya almıştım. Bir tane Trendyol'dan bir jean'im var. Bu da Boyfriend değil. Yok, bu Mom jean.
o kadar güzel ki. Yani şu an içine giremesem de gerçekten çok güzel bir cim ve ilk bunu girmek istiyorum tekrar. Şöyle yine katlıyorum. Bir tane siyah böyle giydiğiniz zaman size inanılmaz güzel gösteren bir pantolon var. Bunu da kardeşim yurt dışına gitmeden dolabını temizlerken bana uygun görmüştü ve bana vermişti. O günden beri favorim. Nasıl koysam biliyor musunuz? Bir tane daha kot askısını koysam aslında güzel olabilir. Buldum. Benim bir tane daha böyle bir kot askım var. Pantolon askısı. Bunun hem siyahından hem de kırmızısından almıştım. Sanırım Koçtaş'tan almıştım. Bunları güzelce şu anda asıyoruz. Mesela çünkü markasının cepli olduğu kısımlar ve üst üste gelince böyle oluyor. Onu da hiç sevmiyorum. Bir sağlı bir sollu. Varsa sizin de böyle koklarınızı asıyorsanız eğer bu şekilde deneyebilirsiniz. Pantolonların hepsi bu kadar yer kaplıyor şu an. Evet. Şimdi geldik böyle pijamalara, şortlara, böyle ev kıyafetlerine ve spor kıyafetlerine. Şimdi burada ne varmış bakalım. Burada croplarım var yine. Yani onları şöyle koydum. Gerçekten çok güzel oldu ve bir seyahate falan giderken ya da yaz iyice kendini gösterdi ve biz dışarı çıkabilirsek eğer cropları yiyeceğim. Ah. Çok özür dilerim. Bu unuttum. Ben unuttum, benim hatam. Biraz önce telefon çalınca burası da biraz havalansın istemiştim. Şimdi burada bir tane şurası askılı bir siyah mevsimlik tişört mü? Bluz mu? Öyle bir şey var. Bunu da asmayacağım. Normalde asmam gereken ama asmayacağım. Bunları şöyle rulo yapıp, şakasız rulo yapıp böyle bunların içine koymak istiyorum. Bütün tişörtleri. Burada yine basic bir tişörtüm var. Bir tane polonun bir tişörtü var. Haki yeşili. Çok seviyorum bunu. Yani gözleri ele alanlar haki yeşili giydikleri zaman nasıl bir etkisi olduğunu bilirler. Burada piraj kıyafetlerim var. Alıp da hala giyemediğim. Etiket hala üstünde duran. Bu mesela bir tulum. Çok güzel. Etiketi üstünde ya. Gerçekten etiketi üstünde. Bu da mı şey? Şort. Yok, bu etek. Çok güzel ya. Gerçekten böyle giy çık. Burada şortlarım var. Şortlarımı da böyle dik bir şekilde koyuyorum yine. Bunları ilk aldığım yerler, ilk giydiğim yerler geliyor aklıma böyle. Bu Belgrad'dan. Kardeşim vermişti gitmeden. Bunu iki tanesi indirimdeydi, özel indirimdeydi. Adil Işık'tan almıştım. Çok güzel şortlar. Acıvertı da burada. Rulo yaptım. Trenci olan bir taneni böyle beş, arkası siyah. Bunu Bologna'daki fotoğraflarımdan görmüşsünüzdür mutlaka. Üzerine ip askıyla giymiştim. Buradan bir tane daha kot çıktı. Yine böyle slim fit. Bunu da asıyorum. Unutmuşum gerçekten, kıyafetlerimi unutmuşum. Şurada da bir tane çıt çıtlı bir kurveza yaka bir tişörtüm var. Bu da çok güzel. Çok şık duruyor gerçekten. Şöyle yaptım. Hani lazım olduğunca almalık gerçekten buradakiler. Bu mermer desenli kutuyu da Migros'tan almıştım. Kotlarım vardı. Şurada da havlularım var. Bunları da şöyle en arkaya koyuyorum. Buradaki şu bez çantalarımın olduğu kutu. Bunu da Christian Dior'dan özenerek aldığım Reve çantam. Bunu oraya koyalım. Bunu da böyle üstüne. Şu da üzerine. Bir de son olarak şunu göstereceğim. Burada spor kıyafetlerimi, tişörtlerimi böyle istediğim gibi koyuyorum. Böyle alıyorum, direkt buraya koyuyorum. Ve burada da spor sütyenlerim var. Hepsi burada değil. Bir kısımda. Kirli de gerçekten oldum. İnanamıyorum şu anda. Ve bitti. Çok güzel oldu. Çok içime sindi şu an. Bu Ikea'nın askılarından kullanıyorum ben. Hem çok incecik yer tutuyor hem de siyah ve tek çok hoşuma gidiyor. Bir tane böyle bir tuhafiyeden almıştım galiba. Bir milyoncudan almıştım. Şuraları böyle kadife gibi olan. Hani böyle hırkalarınız, ip askılarınızı ya da saten gömleklerinizi koymak için
Böyle 6-7 tane olsa yeter. Zaten bunlar da altın satılıyor. Şöyle iki tane, iki tip askım var. Bir de biraz önce gösterdiğim pantolon askısı. Başka askım yok. Konuşamıyorum artık, çok yoruldum. Ve burası çok güzel oldu. Şu anda çok mutlu oldum. Şunları da koyalım. Tabii ki kirli dolulukta gelecek olanlar da var buraya. Ama şu anki hali muhteşem oldu. Hemen gösteriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz derecede içime sindi. Yazlık ve kışlık kıyafetlerimin sadece bu kadar olması beni çok mutlu ediyor. Hani belki siz de dolabınızı bu yönde evriltmek istiyorsunuzdur diye her parçayı tek tek anlatmak istedim. Dolabımı böyle tamamen açtım. Dolabımın kapılarını pazar magazini açmışım gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten neyim var neyim yoksa her şeyi anlattım. Bana çok iyi geldi. Ve çok mutlu oldum. Böyle bütün kıyafetlerimi hatırladım. Çünkü 2 aydır gerçekten şu tişörtü bile ilk defa giyiyorum. Giydiğim şeyler tight, pijama ve spor kıyafetleri. Başka hiçbir şey giymiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sadece bunun için bile dolabınızı döküp şöyle bir bakmanız size çok iyi hissettirecek. Ben mesela şu anda gerçekten çok iyi hissediyorum ve neyim var neyim yok gördüm. Karantinada alışveriş yapmak çok kolay. Çok kolay. Ben bile alışveriş yapmama kararı aldığım halde 3 tane tişört aldım. Yani hataları yapmak için çok normal bir zamandayız. Bir sonraki sefere de makyaj masama aynı şekilde bakarız. Mutfağa bakarız. Bir önceki videomu da ev vlogumu da izlemenizi tavsiye ederim. Orada da bayağı konuştuk ve çok bence hoşuma giden şeyleri paylaştım ben yine. Güzel tarifler paylaştım mesela. Bunlara bakabilirsiniz. İtalya'daki gittiğim bütün şehirler, videodan önce bütün şehirler yüklenmiş olacak. Benimle birlikte Milano'ya, Bologna'ya, Floransa'ya, Roma'ya gidebilirsiniz. 3 tane de Almanya vlogu gelecek. 2 defa Berlin, 1 defa Hamburg olmak üzere. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel hissettiriyordur bu videolar size. Bana çok iyi hissettiriyor tekrar YouTube'a dönmek. Gerçekten çok mutlu oluyorum ve umarım siz de benimle aynı duyguları hissediyorsunuzdur, paylaşıyorsunuzdur. Eğer benim gibi hissediyorsanız siz de kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Burayı büyütmek ve buradaki arkadaşları da büyütmek istiyorum. Buraya şu anda odaklanmamın nedeni de bu. Çok güzel oluyor çünkü geçmiş videolarımı izleyince iyi ki çekmişim dedim ve bir yıldır çekmediğim süre zarfında da keşke çekseydim dedim. Demek ki bana çekmek ve paylaşmak iyi geliyor. Kendime anı bırakmak iyi geliyor. O yüzden ben çekmeye devam edeceğim. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.